Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane harika lezzeti bir araya getirerek patates püresi yatağında köfte yapacağız. Eğer daha önce köftenizi bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hiç vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. Püremizin patateslerini haşlayarak başlayalım. Ben bugün iki büyük bir küçük patates kullandım. Fakat miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Patateslerimi güzelce yıkadım. Şimdi tencereme alacağım. Üzerine çıkacak kadar suyunu ilave ederek kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Patateslerimiz haşlanırken bir yandan biz de köftemizi hazırlayabiliriz. Bunun için karıştırma kabıma yaklaşık 300 gram kadar kıymamı aldım. Kıyma miktarını da arttırıp azaltabilirsiniz. Üzerine bir tane yumurta ve bir tane rendelemiş olduğum soğanımı ilave ediyorum. Ve 2-3 diş de rendelemiş olduğum sarımsağımı ekliyorum. Ve küçük bir kase kadar da doğramış olduğum maydanoz ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber ve kimyon kullanıyorum. Bir silme çay kaşığı kadar da karbonatım var. Karbonatımı da ilave ettim ve robottan çekilmiş bayat ekmeklerimden bir miktar ilave ediyorum. Göz kararı ekleyebilirsiniz. Ben bugün yarım su bardağı kadar kullandım. Evet, bayat ekmeklerimi de ilave ettim. Ve artık yoğurmaya başlayabilirim. Tüm malzemelerim iyice özdeşleşene kadar köftemi güzelce yoğuruyorum. Köftemi güzelce yoğurdum ve artık şekil vermeye geçebilirim. İhtiyaç duyduğumda elimi ıslatmak için yanıma küçük bir kase su aldım ve şimdi köftemi şekillendiriyorum. Ben bugün bu şekilde yapmayı tercih ettim. Fakat yuvarlak ya da dilediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Ben şimdi tüm köfte harcım bitene kadar köftemi şekillendiriyorum ve bir tabağa alıyorum. Köftelerimi tamamladım. Patateslerim de haşlanana kadar üzerine bir streç filmle kapatarak dinlenmeleri için dolaba kaldırıyorum. Patateslerim pişmişler ve şimdi bir ezici yardımıyla eziyorum. İsterseniz rendeleyerek de yapabilirsiniz. Patateslerimi ezdikten sonra püremi yapacağım tencereme alıyorum. Patateslerimi tencereme aldıktan sonra tenceremi ocağıma alıyorum. Ocağımın altını yaktım ve kıstım. Şimdi püremin tuzunu göz kararı ilave ediyorum. Daha sonra tuzuna bakarak tekrar ekleyebiliriz. Şimdi bir miktar tuz ekledim ve 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Ve ocağımın altı kısık bir şekilde başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak tereyağımın patateslerimin içerisinde erimesini sağlıyorum. Evet, yağımın büyük bir kısmı patateslerimin içerisinde eridi gördüğünüz gibi. Artık patates püremin sütünü azar azar ilave etmeye başlayabilirim. Yine ocağımın altı kısık bir şekilde başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak azar azar sütümü ilave ediyorum ve bir yandan da karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. İstediğimiz kıvamı elde edene kadar azar azar süt ilave ederek pişirmeye devam edeceğiz. Pürenizi nasıl bir kıvamda seviyorsanız o kadar süt ilave edebilirsiniz. Ben şimdi ilk etapta bir miktar sütümü ilave ettim ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bir süre sonra sütün tamamını çekecektir. O zaman tekrar süt ilave etmeye devam ederek bir yandan da karıştırarak pişireceğim.
Evet, pişirdikçe sütünü çekti gördüğünüz gibi. Tekrar bir miktar daha süt ilave ediyorum ve yine karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Aynı işlemi elde etmek istediğim kıvama gelene kadar tekrar ediyorum. Yaklaşık yarım su bardağından biraz az süt kullandım ve süt ilave etmeyi bıraktım. İstediğim kıvama geldi. Ocağımın altı hala yanıyor ve kısık bir durumda. Bu aşamada püremi bir kez blenderdan geçirmek istiyorum. Geçirmeden yaptığımda oluyor, tercih sizin. Blenderdan geçirmek zorunda değilsiniz. Fakat ben şimdi daha pürüzsüz olması için püremi bir kez blenderdan geçiriyorum. Evet, pürem hazır. Dinlendikçe biraz daha güzel kıvam alacaktır. Şimdi köftelerimi pişirene kadar kapağını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Köftelerimi ben bugün fırında pişireceğim. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Fırınımı da 200 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken ben de köftelerimi tepsime diziyorum. Kalan boşluğa da daha sonra patates püremin üzerinde kullanmak için birkaç tane yeşil biber koyuyorum. Fırınım da 200 derecede iyice ısınmış durumda. Köftelerimi fırında pişmeye gönderebilirim. Pişerken köftelerinizi bir kez ters çevirebilirsiniz. Köftelerim nar gibi kızardılar. Patates pürem de zaten hazırdı. Artık serviste birleştirebiliriz. Patates püremi servis tabağıma aldım ve spatula ile güzelce yaydırıyorum. Ve kızarmış olan köfteleri ve biberleri de patates püremizin üzerine dizdikten sonra yemeğimiz servise hazır. Evet, iki harika, çok sevilen lezzeti birleştirdik ve yemeğimiz servise hazır. İnanın çok lezzetli oldu. Çocuklarınız ve ev halkı bu lezzete bayılacak, emin olabilirsiniz. Daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.